Oğlum Bak şöyle. fotoğrafını çekiyor. Ha, pardon. Hatıra. Aynen. Akran mıydınız abi? Akran mıydınız? Kaçlısın sen? 13. 13 benden büyük olan. Büyük mü? Ben senden küçükmüşüm. Merhaba arkadaşlar. Davin'e doğru çıktık yola. Değil mi baba? Güzel bir hava var. Yaz sıcağında sıcaklık yine var. Yani hafif esinti var. Esinti olduğu için biraz rahatlıyoruz ama yine sıcaklık gerçekten yine sıcak. Davin'e doğru gidiyoruz. Nasipse güzel bir gün geçeceğiz değil mi baba? Çok güzel hem de. Evet, diyeceklerin var mı baba? İzleyenlerimize, eşimiz, dostumuz, akrabamız. Ondan sonra internet üzerinden Türkiye'nin her yerinden, ondan sonra yurt dışından izleyen takipçilerimiz var. Onlara ne demek istersin? Allah muhafaza nasip etsin. Hayırlı dirlik düzenlikler versin Cenab-ı Hak. Amin. Her şey gönüllerince olsun. Allah razı olsun baba. Deyip. Diyar-ı Gurbet'in şeyi malum Müslümanız da gayrimüslimler de var, geçinmek, karşılıklı geçinmek konusu çok önemli temel konulardan. Bol selam söyleyelim değil mi? Abi, bol bol selam söyleyelim. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Düşelim yolumuza, daha önünde bol muhabbet ederiz inşallah baba. Buyurun seyir arkadaşlar, görüşmek üzere. Şu yeşil güzel otlar kurumuş gördüğünüz gibi. Rüzgarla ahenkle dans ediyor. Yüklerimizi yüklendik. En önemlisi su. Düştük yola. Ufak tefek kapkacak da aldık arkadaşlar. Ama ağırlığı yapan davimizde içme suyumuz. İçme suyu çok önemli. Değilse vakit geçmez. Yağışlar varken şuralar gerçekten güzel yemyeşildi, çaylıklar. Ama şu an gördüğünüz gibi boz bir toprak, kuru otlar. Otlar bile boy yapmadı bu sene yağış azlığından dolayı. Gibi. Kıraç. Ama tabanda bizim kuyumuzda olduğu gibi tabanda su var. Ciddi şekilde su var tabi. Kazılması, gün yüzüne çıkartılmasıyla anca hayat buluyor. Bizim geçmişten gelen kuyumuz aktif olunca onun fırsatını suluyoruz ama içme suyu olarak yine mecburuz yani. Kaçınılmaz.
tabandaki su yüzeye çıkartılsa sontaj benzeri bir şeydi. Buralarda can biter. Bu kuru otlara bakmayın ya. Yüzey otu haliyle yağmur olmayınca bir anda gidiyor. Hep diyoruz arkadaşlar, buralar gerçekten güzel bağlarmış. Üzüm bağları. Eski insan biraz da yağışların güzelliğinden dolayı buralarda ekmiş, dikmiş, timar etmiş. Güzelliğini yaşamışlar. Tabi bir an olmuş sonrasında bakılmayınca. Bakarsan bağ, bakmasan dağ olur diyor atalar. Boşuna da demiyor. Bizim atamız da geliyor. Arkadan. Vur benden geç. Benim gibi ışılamıyor. Maşallah var. Tabi nazar değdirmeyelim babamıza da. Büyük ustamız. Çalışıyor. İşleyen demir ışıldar. Bizim gibi tembel değil. Şöyle bahçemize bir bakalım babaya. Bahçemize bakalım. Şurada çubuğumuz. Babamın güzel bir çubuğu var burada. Geçen sene buranın dibini kazmıştı. Güzelleştiriyoruz. Sulandıktan sonra da kendine geliyor. Fidanlar. Evet, Osman abimizin çiçekleri yaprak açmış yani çiçek açmış. Çok güzel. Kuyumuza da bakalım. Ne kadar indi? Onu görmüş. Oo, evet. Bayağı tabana doğru inmiş. 7. basamakta gözüküyor. Az tahminim. Yani gerçekten çok az bir zaman kalmış gibime geliyor. Aşağıda büyük böcek var suyun içinde. Merak ettim. Onu bir çıkartayım. Kovaya atıp. Ama tabanda bir böcek gibi bir şey var. Bayağı da büyük. Ne bulmuş? Nasıl? Ya var su çok. Nasıl? Çok gelecek gerisi. Su mu? Tabii gelecek. Nereden gelecek? Gerisi geliyor onun bir tane. Ondan aşağı inmez çünkü biliyorum. Geçen sene tamamen kurudu ya bu. O başka onu yani bir intiharca intizar gibi oldu da o başa da. Hani temizledik yani o sayede eksiğiyle beraber biraz yani tam olmadı ama yine idare eder. O su kesilmez yani imkansız. İnşallah baba. Ha, çoğalır yani. İnşallah. İnşallah değil gerçeğini söyleyeyim bir tanem. Böceği çekemedim ya. İçine alayım dedim ama olmadı. Neyse şöyle. Yok şunu al. Hı? İstersen şunu al da ağzını vurgula. Hay Allah.
kavanozlukları. Bakın şurada karpuz var. Olur olmaz bilmiyorum ama bu vakitten sonra biraz zor ama ekiyor her zaman olduğu gibi. Ekim dikim konusunda babam benden deneyimli arkadaşlar. Açıkçası. Tezgahın darbindeyiz. Evimize geldik. Girelim mi alma seçeri baba? İçerim. Ağaçlara yani şu kapraya gidenlere döktüğüm gibi su döküyordum. Hı hı. Burada yerlice yani bir şey ölçek olduğu gibi dökmeye başladım. Alışkanlık hale getirdim. Hı. Müjde. Eline sağlık bu. Çok önemli çünkü Allah. Sonradan geliyor aklımıza. Yani görmediğimiz bir bu kalmıştı. Ne o? Arkadaşlar sarı kızı da öldürdük. Akrep mi? Akrep değil de sarı kız. Yani o nasıl bir şey ya? Örümceğin biraz halilcesi baba. Ha. Sarı bir şekilde. Ciddi sıkıntılı. Bir örümcek tarzı. Yani soktuğunda zarar veriyor. Köyde var dedilerdi. Uygulamasını tahmin ettiğim gibi daha
bayrağımızı değiştirme vakti arkadaşlar. Nasipse bayrağımızı yenileyeceğiz. Eskimiş ve alt taraftan da kopmuş. Başka bir strateji deneyeceğim, bakalım nasıl olacak. Bayraklar hiçbir zaman eskimez arkadaşlar. Biraz rengi solmuş olsa da şanlı bayrağımızla şuraya dalgalandıralım. Makas getirdiğimizde şuradan kesersek güzel şekilde şu eskiyen rüzgarla eskiyen saçaklarından kurtulmuş oluruz. Yakıştı bence. Siz nasıl gördünüz bilmiyorum ama bayrağımızı eskisi de kıyamıyoruz. Evet. Önceden de temizlemiştik ama bir daha elden geçecek buralar.
temizleyelim. Yeri doldur sen. Bir şey olmaz baba ondan. Baba onu aşağı kullanacağız zaten. Getir gel. Ona döküver. Tamam o sabunlandı mı şimdi şey. Bulaşık yıkayacağız. Yıkayacağımız suyu sabunladık diye bir şey yaptık. Bakalım. Halledeceğim dedi gitti. Ne halledecek merak ettim. Arkadaşlar bu yıkadığımız şeyler tedbirine işte ilaç attık. Ondan sonra zararlılardan dolayı tekrar bir daha yıkıyorum. Bundan sonra bu kabın içinde tutacağım. Yani bir sayfan korumamıza rağmen yine gelirse eşyaların üzerinden geçmemiş olacak.
dağ evine başladığımızda, yani bina oturduğumuzda herhangi bir fare pisliği, buna benzer bir şey yoktu. Kerasalar dağda yeğinti bulamayınca böyle sotede bir yer buldular. Hemen çöktüler yani. Böyle rutin olarak baba. Böyle. Aynı. Biz var, biz yokluyor, biz yokluyor. Biz de biraz yokluyor. Hep öyle geçmiş olmuş. Şeyler, bak. Baba bunlar suyla büyür yani. Sulamazsan büyümez. Sen de her şeyi bilirsin. Yani mesleğe geçer bu. Bizde arkadaşlara da bir beraber yani dünyalar kadar az da bir sen çok sakin edin. Yani ben Karadayken bir hacı oğlum sen ne inatçı çekirgesin lan kerata arkadaşlar o kadar kovdum. İçeriden attım. Yine içeriye gireceğim diyor yani. Daha önceden de ilaçlama sonrası çekirge ölüsü de vardı. Bunun gibi büyüğünden 2-3 tane. Artık burası sote mi geliyor onlara? İyi mi geliyor bilmiyorum. Israrla gireceğim diye uğraşıyor içeriye. Dairiklerimiz maşallah. Şimdi baba, bu sene hiç kış olmadı diyebilirim. Eski kışlar böyle çok kar olurdu, hatırlarım. Sen de inerdin böyle yolları açardın. Nasıl yapıyordun? Kaç gibi yapıyordun mesela sabah? Kar yağdı, gece kar yağdı. Sabah erkenden mi kalkardın? Çocukken hayal meyal hatırlıyorum da. Onu hani aynı şimdi olduğu gibi kaçamaklı tam hareket etmedikleri anlarda insanların olmadığı zaman diyor. Hemen bir zoom ederdim. Son suratla şöyle kürekler vardı ya. Var ya tahtadan yaptığını hatırlıyorum. Ettim ve demedim onunla kuruyu verdim. O biz az önce kapalıydı. Ne zaman açtım ocağı söylesince derdim. Kim derdi? Sen de kuru. Yok o kurumez. Yok ama sen... Sinirden kırdırmışım baba. Kim onu sinirden? Hepsi. Yok ya severlerdi. Sana öyle gelirdir baba. Şimdi... Evet. Köyün yani artık gençleri fazla yok. Yaşlı kesim. Ne yapacak? Yollarını bellerini kendisi açamadığı için ne oluyordu? Senin açtığından istifade ediyorlardı. Şimdi Allah var. Hatırlarım ya kitap gibi yapardım. Aynen. Nereleri açardın tam olarak? Tam olarak ilk önce gece hani tam müsait vakitte gece kalkar ilk önce midemi yani tam bir kıvamına getirirdim. Çünkü iş fırtına gibi esip bir anda bitirmek. Hep prensibim o oldu yani. Ve sadece küreden açmak gerekiyorsa o da öyle. Yani yakayı bile kırırım. O şekilde. Ama karın yani büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir o. O büyük küreden yeri var. Yani küçük küreden yeri ayrı da işte ikisini bütün marifetle
kullanır ama doğum olsun diye de su atanlar oluyor yolun içerisine. Yok. Kusura bakmasınlar da. Ama ondan çapa kuvveti var yani. O da çıt 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 hemen otomatik yapıverip bitirivereyim. Çapayla yapıyordum onu. Çapayla. Ha. Ve o da bitmiş olur. Aa, yine bitirmiş bu. Öyle derlerdi. Birinde zorla yemeklerini yedirdikleri yemekleri zorla yedirdiklerine sinir oldu. Niye işte sen yapıyorsun diye sana bak bakım yapmışlar. Niye sinir oluyorsun da? İşte bilmem ki. Sen onların yolunu açarsan onlar da sana yemek getirmişler. Ne güzel işte. O yollar, kar yolları orayı da. Kara yolları yapılması önemli. Onu da öylece yaptım. Antalyalılar o tel şeyi yaptılar ya yakaya. Hani onlar hayret ettiler ya bu ne biçim çalışma derler. Bir baktım burada bir baktım bir de ta ileriye kadar atmış. Onun o neyi var? Yani malzemeyi de iyi kullanmaya bağlı. Hani ben sana dedim ya bir kazma ağızlı çapa var ya. Ağzı sivriyken hakiki iş görülür diye. Onda sırlar yatır işte. Tak 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 tak. Aynen bu hızla. Aynen. Şimdi aklıma geldi. Sen tabii öyle deyince baba da. Sen öyle deyince. Geçen burada bahçede bir şey yaptık. İşte ekim yaptığımız süreçte çiçek ettiğimizde. Ben sen kazdın. Ben kürekle toprak ilave ettim yani. Tekrardan. Sen kazıyordun. Sen kazıyordun. Ben kürekle de toprak ilave ediyordum üstüne. Unutmuşum. Bir ablanın teki yorum yazmış, eleştirmiş bizi. Evet. Yani şimdi babam her işi beğenmediği için benim bazen yapmaya çalışıyorum. Yaptığımda yani kendi nizamı şeridinde olması, yani böyle dört dörtlük kendince olması gerektiği için anlaşamıyoruz. O yüzden bazı şeyleri ben açıkçası söylemek gerekirse babama bırakıyorum. Kendisi yapsın, kendi istediği gibi yapsın diyerek. Evet. Böyle bir durumlar olup bitmesi karşıla buz arasında derler ya, köylü değil miydi? O şekil hızla yapar. O hızla yemiyorum, ip gereceksin. Kolay nedir onun? İpi geldin mi dümdüz o Antalya'nın işte o şeyi onlar geldik gördükleri zaman işin tüm noktasını anlayamamışlardır belki de. Anlamışlardır sonra başkan. Hemen aniden bitirmeye sebep oluyor o. Gerisi kalanı da eski kazmayla veryansın ediyordum. Yenisini de aynı şekilde yapıyorum. Belki fark ettiysen, anladıysan yani. Hani evde o kazmalı ağızlı kazma duruyor da yenisini kullanıyorum yani. Ondan sık sık yeni uzun ağızlı şey çapalar, çapa onları esasen aldım da tadına doyamadım. Bütün bitti ama aşağı yaka mahallesinin yolu bitti. Nasıl bitmesin ki? Seni o taraftan bu tarafa alıştırmak lazım baba. Bu taraftan bu tarafa. Ha bırak yani. Dedi de yani şu bağı yapman lazım. O dağlarda artık yolu beni bırakıp buralara yol yapmak lazım. Yani yol derken. Toprağı işlemek lazım diyorsun ha, değil mi? Aynen öyle. Ha o yani onun da yönediğiyle yapmak. Lazım. Ve de mide işiyle beraber gece baba o enerjim bir toparlayamıyorum da şey ne deniyor? Doping. Her zaman yapamıyorum.
bakalım o. Şeyimiz dağılmış. Bunu buna. Dağıldı. Evet, demirimiz kopmuş şurada. Şöyle bismillah. Bir ızmara almamız lazım. Görüntü onu gösteriyor artık. Şimdi size afiyet diyelim. Bugünkü menümüz daha önünde. Buraya ızgara da yandıramıyoruz. Biraz taşlar içerisi sıkıntılı olduğuna düzgün bir şekilde sokamıyoruz, yerleştiremiyoruz. Ondan dolayı da girdirmeye çalışırken eğiliyor, bükülüyor. Ondan kaynaklı yani. Izgaralarda suç yok. Demir kaynak yerinden atmış. Rüzgar bir içeri bir dışarı veriyor dumanı. Közü gibiydi ama hemen geçti. Neyse. Yemeğimiz hazır baba. Evet. Servis tabaklarımıza. Oy. Evet, bu ızgaramız iyicene gitti baba. Şöyle baba. Müthiş. Yani buna başlamadan su önemli değil baba. Su önemli değil. En son hallederiz. Gidelim. Hazır temiz suyu önce doldurayım diyorum. O kadar durmuyor ki su. Hadi baba yemeğimizi yiyelim. Diğer kenarı da şeye batayım. Hı-hı.
Allah'tan tavamızı yaptık. İyicene kaldı burada bu. Tamam. Çayımızı dolduralım bunu. Çok doldurdum. Şey, çay içmeyecek mi? Hay Allah. Temiz değil mi bu? Bunu tekrar yıkayım. Tabii temiz. Şöyle. Suyun ilave yapalım. Afiyetle. Yemeğimizi yiyelim. Ben bitiverir demek istiyorum. Ha tamam. Hemen bitirir ver baba. Sıkıntı yok. Çatal vereyim. Yürüyor. Böyle olsun. Tavget ile suret ver olmaz. Evet. Çok sıcak. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar, görüyorsunuz. Sanki karşı taraf yanıyor gibi. Son altın ışıklar, güneşin son damlaları diyelim artık. Gün batıyor. Dağın ardında. Hacı Ömer Dağı'nın ardından aşağıya doğru iniyor. Babam dağ evimizi kilitledi. Vakit, dönüş vakti. Akşam önünün serinliğinde artık dönüşe geçiyoruz. Bayrağımız da güzel oldu. Öncekine göre büyük. Büyük olunca güzel dalgalanıyor.
Artık gidelim değil mi baba? Gidelim. Nasıldı baba bugün? Ben en iyi işlerden. Ben şahidi fakat önümde çok mu yemiştim? Evet. Aman dikkat et baba. Güzel ya. Şu görüntüye bakın arkadaşlar ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle kendine gerekirse güneşin yansıması yani çok tatlı. En sevdiğim ışık tonudur. Fotoğrafçılar da çok sever bu altın ışığı. Şu an babam şöyle gösterelim. Altın ışıktan gölge karanlığa doğru gidiyor. Son damlalar artık. Biz dönüş yolunda ilerledikçe dağın ardında kalıyor güneş. Güzel bir gündü arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha önümüzde kendi çapımızda babamla beraber vakit geçirdik. Karnımızı doyurduk. Ve dönüş yolundayız. Akşam ettik diyebiliriz. Güzel bir gündü. İzleyip yorum, beğeni ve paylaşımlarla destek olan tüm dostlarımıza, abilerimize, ablalarımıza teşekkür ediyorum. Facebook'tan olsun, WhatsApp'tan olsun, YouTube'dan olsun, bu çeşitli mecralardan devamlı desteklerini esirgemeyen, yorumlarla işte selamı yollayan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gezginin daha iyi videolarında, Gezginin rotasının yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hacı Ömer Dağı'nın eteğinde Gezginin davetinde bir baba ile oğlun vakit geçirmesini izlediniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Baba, diyeceğin bir şey var mı takipçilerimize? Hayırlar, sevgiler. Kıymetli kardeşler. Evet, saygılar. Bayramlarınız, bayramların mübarek olsun. Gönüller hoş olsun. Güzel bir yaşamlar temenni ederim. Allah razı olsun baba. Herkesin de sana da selamları var. Özellikle seni çok seviyorlar. Allah razı olsun. Sağ olsun. Sağ olsunlar. İşte bugün akrabayla da görüştük. Konuştum mesela. O da izliyordu. Abi. Yok, Fahri abiden ayrı işte Ümmü halanın kızı mesela, senin yeğenin. Mesela bak, o da izliyor seni. Bunun gibi akrabalar. Herkes izliyor. Güzel değil mi böyle? Çok güzel. Hakikisi.